Info YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu katlı çiçek desenli motifin yapımını paylaşacağım. Güzel bir motif. Bu şekilde 3 kat çiçekten oluşuyor ve yaprak kısmı var kenarında. Ve en kenarına da bu şekilde farklı bir renk çekilerek oluşturulmuş güzel bir motif. Bebek battaniyelerinde, yatak örtülerinde, kırlentlerde, çantalarda ve yine hayal gücünüze bağlı motifle yapılabilecek birçok örgü türünde kullanılabilecek bir motif. Şimdi motifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle ben bu şekilde 6 renk, zaten 6 aşamalı bir motif. 6 renk koton ip tercih ettim. Ve 3 milimetre tığım var. Şöyle başlayalım. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Motifimizin yapımına sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Bir zincir çektim. Şöyle. Ve buraya 8 tane sık iğne yapacağım. Halkamın içerisinde 8 tane sık iğne yapacağım. 1 Evet, 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şu şekilde şu ipimi arkaya alıyorum. Şöyle çekiyorum. Göbek kısmını daraltıyoruz. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine birleştiriyorum. Evet. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneye birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen yanındaki sık iğneye sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye sabitliyorum. Bu şekilde 8 tane bu şekilde kutucuk oluşturacağım. Ben başlangıç noktasına kadar geleceğim. Evet, sonuna geldim ben arkadaşlar. En sona sabitledim. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde 8 tane minik yapraklarım oluştu. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Evet, şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. Ve herhangi bir aradan şöyle şuradan giriyorum ben. Herhangi bir aradan buraya birleştiriyorum. Ve yine bu birleştirdiğim noktadaki boşluğuma yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi yine aynı noktaya bu trabzanlarımın yanına tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi diğer boşluğuma geçiyorum. Diğer boşluğuma sık iğne ile geçiyorum. Hemen yanına yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tek dolamalı, iki çekmeli trabzanlar bunlar. Evet, 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Yana tekrar son kısma bir sık iğne yapıyorum. Ve bu yaprağım tamamlanmış oluyor. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve oraya sık iğne ile bağlıyorum örgümü. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bunun yanına yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Şu şekilde. Evet, şimdi tekrar sık iğne ile bu yaprağımı bitiriyorum. Ve yeni yaprağımın yapımı için yan boşluğa sık iğne ile geçiyorum.
ve yine yanına 4 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Bu şekilde sıramın başına kadar geleceğim. 8 tane yaprağım oluşmuş olacak. Evet, sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. En son kısımdaki birleştirmeyi de şuradan ilk yaptığımız noktaya battım ve tek seferde çekerek birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bu sıramız da tamamlandı arkadaşlar. Böyle toplandığa bakmayın, daha sonra açılacak o. Şimdi şu pembe sıramızı yapacağız. Bakın şu sıramızı yapacağız. Bunun için aşağıya ayaklar oluşturuyoruz. Bu şekilde bakın, aşağıya ayaklar oluşturacağız. İpimi alıyorum. Tığıma sabitliyorum. Şimdi herhangi bir aradan, şu bakın şu şekilde sık iğneler yapmıştık, o aranın birinden arkadan giriyorum şu şekilde. Oraya ipimi sabitliyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bunu diğer ayağa, hemen yanındaki ayağa bakın, İkili trabzanla birleştiriyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzanla diğer ayağı birleştiriyorum. Bakın buradayım, şu ayak. Şöyle buraya birleştiriyorum. İkili trabzanla birleştiriyorum yine. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Şimdi diğer ayağa geçiyorum. Evet, sıradaki ayağım, bakın şöyle ipler karıştığı için görünmeyebilir. Şurası bakın. Buraya ikili trabzanla birleştireceğim şimdi. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 zincir, hemen yanındaki ayağa ikili trabzanla birleştiriyorum. Bu şekilde üst katımı oluşturmak için bir zemin oluşturmuş oluyorum. 3 4 5. Evet, yine ikili trabzanla tabana birleştiriyorum. Son iki ayağım kaldı arkadaşlar. Onu da gösterelim. Yapalım daha doğrusu. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Yana geçiyorum. Böyle ipler birbirine girdiği için ne yaptığımız belki anlaşılmıyor olabilir ama gösterdikçe herhalde daha iyi anlaşılacak. Şu şekilde birleştiriyorum. Evet. Bakın arkadaşlar, bu şekilde ayaklarımız oldu. Şimdi son kısımdayız. 8 tane olması gerekiyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, son kısımdayız. 5 zincir çekiyorum yine. Ve buradan şu şekilde 1 2 3. zincirime, ilk yaptığım 7 zincir çekmiştim. Onun 3. zincirine sabitliyorum. Evet. Şimdi zeminim oluştu. Bunun üzerine yapraklarımı, pembe yapraklarımı yapacağım artık. Sık iğneyle hemen önümdeki kutucuğa geçiyorum, şuraya. Ve bunun yanına 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
5 ve 6. Şimdi sık iğne yapıyorum son kez. Ve yaprağım tamamlanmış oluyor bakın. Şimdi yana geçeceğim. Yine sık iğneyle geçiyorum yana. Ve yanına 6 tane yine ikiye trabzan yapıyorum. 1 2 5 ve 6. Şimdi son sık iğne yapıyorum. Ve tekrar yeni yaprağı oluşturmak için yana sık iğneyle geçiyorum. Yine altına yanına 6 tane ikiye trabzan yapacağım. Ve bu şekilde 8 tane yaprağım oluşacak. Şu kısımda tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim ben. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bunu tek seferde olacak şekilde bakın. Şu şekilde tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. İkinci yaprak kısmımız da oluştu. Şimdi diğer kısma geçelim. Şimdi yine ayaklardan devam edeceğiz. Şimdi yine yapraklarımızı oluşturmak için, şu yaprağımızı oluşturmak için bakın şu ayak kısmını yapacağız. Şu ayakları yapacağız. Şuradan göstereyim. Bu ayak kısımlarını yapacağız. Üzerine yine yaprakları yapacağız. Evet, şimdi tığıma ipimi sabitledim. Yine bu ayaklardan birinden başlıyorum. Ve 9 tane zincir çekeceğim sabitleyip. Sabitledim. Şimdi 9 zincir çekiyorum. Evet, şimdi tığımın başına ipimi doladım. Yan ayağa geçtim. Oraya ikiye trabzanla birleştiriyorum. Şimdi tekrar 7 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Yan ayağa geçiyorum. Bakın. Oraya yine ikili trabzanla birleştiriyorum. Bu şekilde yine 8 tane ayak oluşturacağız arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Yani 7 zincir ikili trabzanlarla her birini bu ayakların üzerine sabitleyerek 7 tane yeni pardon 8 tane yeni ayak oluşturacağım ve orada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, son kısma geldim ben. Yine 7 zincirimi çektim. Şimdi buradan yine ilk çektiğim zincir kısmından 1 2 3. zincire sık iğne ile birleştiriyorum bu yaptığım çektiğim zinciri. Şöyle birleştirdim. Şimdi buraya sık iğne ile başlıyorum tekrar. Önümdeki boşluğa bir sık iğne ile geçiyorum ve yanına 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 Evet, 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yine sık iğne yapıyorum son. Bu yaprağımın son kısmı olarak bir sık iğne yaptım. Ve tekrar bir sık iğne ile yan boşluğa geçiyorum. Ve buraya da yine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar ve sık iğneler geçişlerle yapraklarımızı tamamlıyoruz. Şöyle 4 5 Evet, 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yine pardon, 8 tane ikili trabzanımı yaptım. Son bu yaprağın son kısmı olarak sık iğne yapıyorum bir tane ve tekrar
Yeni yaprağımı oluşturmak için yan boşluğa geçerken sık iğneyle geçiyorum ve yanına 8 tane kil trabzan yaparak yine bu şekilde başlangıç noktama kadar geleceğim. Evet, sıram sonuna geldim ben arkadaşlar. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye tek çekmeli olarak bakın şöyle çekiyorum. Buradan da çekiyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde birleştirdim. İpimi kestim. Evet. Bu tüfümüzün çiçek kısmı tamamlandı. Ben bu ipleri aradan geçirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Siz muhakkak her bir sıranın başındaki ipi örgünün içine alarak giderseniz ipleri gizlemeniz kolaylaşır. Bunu da gizleyeceğim. Ben çok zor bir iş değil ama size daha kolay olsun diye o şekilde belirtmiş olayım. Evet, şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Tığıma ipimi sabitliyorum yine. Ve şu yaprak kısımlarını, koyu yeşil yaprak kısımlarını yapacağız şimdi. Şimdi şuradan başlayalım. Arkadaşlar her bir yaprağın dördüncü trabzanına. İlk şuradan başlayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dördüncü trabzana ipimi sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve buraya yarım çekmeli trabzanlar yapacağım. Yanına 2 tane. Yani ne yapıyoruz? Bir kere doladık tığımızın başına ipimizi. Bir çektik. İkinci çekmeyi bıraktık. Bir kere daha doladık aynı yere. Bu şekilde. Bir çektik. İkinci çekmeyi bıraktık. Şimdi hepsini birlikte çektim ve 5 zincir çekiyorum. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine geçiyoruz. Aynı işlemi oraya uygulayacağız. Tığımın başına ipimi doladım ve yandaki trabzanın tepesine normalde 2 kere çekmem gerekiyor bunu. Bir kere çekiyorum, bir keresini bırakıyorum. Tekrar doladım. Bir kere çekiyorum, bir kere bırakıyorum. Tekrar doladım. Bir kere çekiyorum, bir kere bırakıyorum ve hepsini birden çekiyorum şimdi. Evet. Ha, arkadaşlar pardon, bu yapraklar 3 çekmeli yarım trabzan şeklinde olacak. Onu tekrar gösterelim. Ben 2 çekmeli gibi düşündüm. Burayı söküyorum, size tekrar gösteriyorum. Evet, ipimizi 4. trabzana 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine sabitledik. 3 zincir çektik. 2 kere doluyorum tığıma ipimi. Aynı yere 1, ikisini çektim. Bir çekmeyi bırakıyorum. Yine 2 kere doluyorum. İkisini çektim. Bir çekmeyi bıraktım. Tığımda 3 tane ipim var. 3 halkam var. Hepsini birden çekiyorum şimdi. Ve 5 zincir. Şimdi tığımın başına yine ipimi 2 kere doluyorum. Ve hemen yan trabzana geçiyorum. Bakın. Yan trabzana geçtim. Oraya aynı işlemi yapıyorum. 2 kere çekiyorum, bir kere bırakıyorum. 2 kere doladım. Yine 1, 2 kere çektim. Son çekmeyi bıraktım. 2 kere doladım. 1, 2 kere çektim. Son çekmeyi bıraktım. Tığımda 4 halkam var. Şimdi hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, pardon, 3 zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şimdi buradan itibaren 1, 2, 3. trabzanımın tepesine ikili trabzanla birleştiriyorum. Şu şekilde ikili trabzanla birleştirdim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Önümdeki trabzanlara bakıyorum. 1, 2, 3. trabzanın 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine yine sık iğne ile birleştiriyorum. Şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Gösterelim. Bakın. Şöyle yaptık. Yaprak kısmımızı yaptık.
Şimdi hemen yanına iki trabzanla birleştirdik. Sık iğne ile birleştirdik. Tekrar sık iğne ile birleştirdik. Ve şimdi yine ikili trabzanla şu kısmı bağlayacağız ve tekrar yaprak kısmına geçeceğiz sonra. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Şöyle kenara alalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Ve bu taraftaki ilk trabzanımın tepesine geliyorum. Oraya ikili trabzanla birleştiriyorum. 1, 2. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Ve buradan itibaren 3. trabzanımın tepesine geliyorum. 1, 2, 3. İşlemi buraya yapacağım. 2 kere doluyorum tığımın başına ipimi. 1, 2, 3.'ye dedik. Yine yaprak yapacağız. 1, 2 çekiyorum. 1 bırakıyorum. Tekrar 2 doladım. 1, 2 çekiyorum. 1 bırakıyorum. Tekrar 2 kere doladım. 1, 2 çekiyorum. 1 bırakıyorum. Ve 4 tane halkam var tığımda. Şimdi hepsini birlikte çekiyorum. Ve 5 zincir. Şimdi tekrar 2 kere doluyorum tığımın başına ipimi. Ve yan trabzanın tepesine geçiyorum. Oraya birleştiriyorum. 2 kere çekiyorum. 1 bırakıyorum. Yine burada bu işlemi 3 kere iğneliyoruz. Yani 3 tane bu şekilde 2 çekip 1 bırakmalı trabzan yapıyoruz. Ve sonuncusunu 4 halkamız kaldı. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra 1, 2, 3. trabzanımın tepesine ikili trabzanla birleştiriyorum. Yani biraz önceki işlemin aynısını iğneliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu tarafa geçiyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve diğer yaprağımın ilk trabzanının tepesine geliyorum. Aslında o yine benim 1, 2, 3. trabzanımın tepesi olmuş oluyor. 3, 3 gidiyoruz. Yani oradan aklınızda kalabilir. İkili trabzanla birleştirdim. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve buradan 3. 2 kere doladım tığımın başına ipimi. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine yine bu şekilde üçlü trabzanlar, yarım yarım çekmeli üçlü trabzanlar yaparak yaprak oluşturmaya devam ediyorum. Evet, 4 tane halkam var. Hepsini birden çekiyorum. 5 zincir. Ve bu şekilde ben başlangıç noktasına kadar geleceğim. Evet, sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. En son kısımda yine 3 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım yaprağın tepesine birleştiriyorum. Evet, bir zincir ipim kesiyorum. Evet, yaprak kısmımız da bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şimdi son sıramıza artık şu kısma geçtik. Bunu da çakma sık iğnelerle yapacağız. Evet, şöyle yine tığıma ipimi sabitliyorum. Ve şu aradan ipimi örgüme sabitliyorum. Ve şimdi bir zincir çekiyorum. Yanına iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Yani tığımın başına ipimi doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Evet, 3 tane oldular. Yanına 2 zincir çekiyorum. Ve yanına yine 3 tane daha çakma sık iğne yapacağım. Doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakın. Doluyorum. Tekrar seferde çekiyorum. Ve bunu 3 kez iğneliyorum. Evet, bu şekilde. Burada bir zincir çekiyorum. Normalde ben 2 zincir çektim. Bu motifte 2 zincir çektim. Kısmen hafif bir büzüşme oldu. O yüzden tek zincirle deneyeceğim bu sefer. Tek zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Yana geçtim. Ve buraya 3 tane çakma sık iğne yapıyorum yine. 2, 3.
Şimdi zincirsiz yana geçiyorum ve oraya 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar yana geçiyorum zincirsiz. Buraya yine 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 'Yan boşluğumdayım. Çakma sık iğnelerimle devam ediyorum. Bu boşluğa da yine 3 tane çakma sık iğne yapacağım. Ve yine şu kısma geldim. Yana geçiyorum yine. Çakma sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu araya da yine, yani zincirli her arama, 3 zincir çektiğim her arayı bu sefer 3 tane çakma sık iğne ile dolduruyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum tekrar yaprak kısmına geldiğimde ve köşedeyim. Buraya 3 tane çakma sık iğne yapacağım şimdi. Siz elinizin genişliğine göre, örgünüzün gidişatına göre oraya 1 ya da 2 zincirle devam edin lütfen. Bunda ben bir zincir kullandım. 2 de olabilir yani. 3 tane çakma sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum ve hemen yanına aynı boşluğa, köşe kısma 3 tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum ve diğer boşluğuma geçiyorum. İpimi de aradan götürüyorum ve oraya yine 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2 3. Şimdi diğer araya geçiyorum. Buralar zincirsiz, söylemiştik zaten. Buraya 3 tane çakma sık iğne yapıyorum ve bu şekilde ben başladığım noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Evet, son kısma geldim ben arkadaşlar. Bir zincir çektim ve ilk yaptığım çakma sık iğnenin tepe. Evet, son birleştirme kısmımı da yaptım ben arkadaşlar. Motifimizin son hali bu şekilde oldu. İplerimi de temizledim. Çok zor değil ipleri temizlemek de görüyorsunuz. Kolay bir işlem. Hafif bir ütüyle motifinizi muntazam hale getirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.